Manşete hoş geldiniz. Manşet dün yoktu. Zaten bir gün öncesinden anons etmiştim. Yapabileceğimi zannetmiyorum çünkü dün çok kalabalık olacak. Dün gerçekten yayın yapmaya imkan bulamayacağım. Öyle de oldu. Üçüncü adalet yürüyüşü için Strasbourg'daydım. Aşağı yukarı günü birlik bir seyahat gibi bir şeydi. Bir akşam önce Frankfurt'a uçtum ve oradan bir ekiple beraber Hepsini anlatacağım Strasbourg'a geçtik ve Strasbourg'da gün boyu devam eden etkinliğe katıldım. Benim için çok öğretici oldu, tarihi bir gündü ve çok yararlandım. İnsanlarla temas ettim, insanlarla karşılaştım. Ama bunlardan öte hep beraber adalet yürüyüşü yapan ve adaleti haykıran, geciken adalet adalet değildir diyen bir grubun içindeydim. O açıdan önemliydi. Aileden kabul ettikleri için teşekkür ederim. Birlikte fotoğraf çektiren yığınla insana gerçekten şükranlarımı arz ediyorum buradan. Çoğunun ismini bile bilmiyorum ama onlar beni biliyorlar. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. Bağırlarına bastılar ama ondan da önemlisi orada yükselen adalet çığlığıydı. İşte birkaç görüntüyü ekrana getirdim. Kendi penceremi de alabildiğine küçülterek her zamankinin aksine. Mühim bir gündü, mühim bir etkinlikti ve emin olun Twitter'dan paylaşım dahi yapamadım. Yani RT falan bile yapamadım çünkü o kadar kalabalıktı. Herhangi bir paylaşım yapmaya, fotoğraf, video çekmeye imkan vermeyen bir tempoydu. Gerek Frankfurt'taki ev sahiplerime, gerekse Strasbourg'da bu yoğun e, ilgi ve gerçekten sonuç veren bir eyleme imza attıkları için oradaki binlerce insanın ki organizatörlerin ifadesiyle 3500'ü geçiyor e, rakam. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Başta Yasemin Aydın olmak üzere, Asude'ye, İrem'e, ve eşeğe yol arkadaşlıkları için teşekkür ediyorum. İyi ki varlar ve ne mutlu bana ki bu tarihi günü birlikte yaşadık, paylaştık. Kadınların günüydü, fotoğrafları görüyorsunuz. Esasen o gün bu adalet yürüyüşü kadınların günüydü. Kadınlar her yerdeydi. Ben daha önce böylesi bir etkinlikte belki katılmadığım için kadınların bu kadar başat rol oynadıklarını, oynayabileceklerini ve Gerek organizasyonda gerekse sahada nedenli mühim bir misyon üstlendiklerini görmemiştim. Müşahede etmemiştim, tanıklık etmemiştim buna. O açıdan bu yönüyle de son derece öğreticiydi. Yürekten teşekkür ediyorum bu eylemi paylaşanlara. Bu eylem niçin yapıldı? Bu eylem şunun için yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar alıyor ve Türkiye bunu uygulamıyor. Bunları uygulamıyor. Bu Osman Kavala'dan Yüksel Yalçıkkaya'ya kadar böyle. Selahattin Demirtaş'tan Can Atala'ya kadar böyle. Hemen her kesim için böyle. Kürt mahallesi için de böyle, cemaat mahallesi için de böyle. Kendini seküler olarak tanımlayan kesim için de böyle. Hemen her kesim için böyle. Ve Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi'nin bir organı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onun önündeydi bu eylem. Ve oraya dönerek sloganlar atıldı. Size bağlı bir organ olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Türkiye uygulamıyor. Ve bu esasen sizi yok saymaktır. ...sizin itibarınıza zarar veriyor ve siz bu kalın duvarlar ardında... ...bürokratlar olarak, çalışanlar olarak, hakimler, savcılar olarak veya milletvekilleri parlamenter olarak, parlamenter olarak... ...her neyse... ...bu konudan incinmiyor musunuz? Kararlarınızın hiçe sayılmasından... ...yok sayılmanızdan... ...daha önce yaşanmamış belki bu ve yaşanıyor... ...yoğun bir biçimde yaşanıyor. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Bir biçimde uyarmak ve dürtmekti. Ve... Eylemin zamanıydı, yürümenin zamanıydı, direnişin zamanıydı. Gerçekten renkli görüntülere sahne oldu Strasbourg. Birkaçı da Selahattin Sevin'in usta gazeteci, duayen, onu orada gördüğüme çok mutlu oldum. Epeydir karşılaşmamıştık. İşte Londra'dan gelen bisikletçiler, onun kareleriyle getiriyorum. Gene işte demir parmaklıklar ardında yürüyen insanlar, askeri öğrencilere adalet istiyorum diyen Melek Çetinkaya. İlk defa orada gördüm. Ne mutlu bana. İşte Enes Kanter oradaydı. Bir yandan mesajlarını vermeye çalışıyor, bir yandan e, mikrofon uzatılan mikrofonlara konuşmaya çalışıyor, bir yandan e, da işte kendisini çevreleyen insanlarla fotoğraf çektirmeye çalışıyor. Enes Kanter mühim bir katkı sundu, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bunu Selahattin seviye yakalamış çok benim için de tarihi bir kare, önemli bir an. ...sloganlar atılıyordu... ...dur de, dur de, dur de... ...biçiminde tam önlerinden geçerken... ...bir grubun... ...baktım biraz cılız geliyor ses... ...onları heyecanlandırmak için... ...aktivist bir tarafım yok ama... ...o an böyle aktivist bir kimliğe büründüm... ...belli ki o anı öyle yakalamış... ...Selahattin Sevi... ...teşekkür ediyorum... ...kadınlar evet... ...kadınlar damgasını vurdu gerçekten... ...benim için çok şaşırtıcıydı ve mühim bir deneyimdi... Ee, bugüne kadar gerek camiada olsun gerek başka alanlarda olsun görülmeyen görülmekte işlenmeyen mühim aktörler ama dün orada Strasbourg'da nasıl ellerini taşın altına koyduklarını ve nasıl mühim bir görev, misyon neyse ifa ettiklerini gördüm. Time for Justice. İngilizce sloganlar atıldı. İngilizce bilmeyenler de öğretildiği biçimde veya işte megafonlardan söylendiği biçimde İngilizce sloganlara iştirak ettiler. Kimini elbette basit İngilizceleriyle bilebiliyorlardı ama kimini belki bilmiyorlardı. Ama yaptılar bunu. Adalet zamanı Evet. Burada da yani gerçekten bilemiyorum o an içinde bulunduğum esna, yani çok tarihi bir kare, çok önemli bir kare kesip saklayacağım Selahattin Devi e, seviye bir kere daha yürekten teşekkür. Ahmet Karaca'yı görüyorum hemen arkasında e, Enes Kanter'i görüyorum. Orada bir pankartı kaldırmışım. Pankartta ne yazdığının da farkında değilim çok fazla çünkü e, atmosfer, ambiyans çok farklıydı. Bu üç kişiyi ve diğer Paylaşanları bir araya getiren sağımın solumun da farkında değilim. Ama işte eylem, eylemsellik biraz böyle bir şey. Çok çok teşekkür ederim. E, hicivler yapıldı, tiyatro. E, e, ne bileyim bugüne kadar yaşanan olayların, gelişmelerin neyse bir yönüyle e, daha iyi anlaşılması için hem yabancılara hem de orada katılımcılara. Çok güzeldi. Katılanlara teşekkür ediyorum. İşte bir takım kostümlerle. Adaleti uygulamayan yargıçlar veya kararlarının arkasında durmayan yargıçlar. Adalet terazisiyle. Melek Çetinkaya, evet askeri özgür öğrencilere adalet istiyoruz. İçeride yattı bu kadın. Kendi oğlu için. Ve şu anda yüzlercesi, içeride binlercesi hala bu konularla ırgalanıyor. Hiçbir etkisi, yetkisi, sorumluluğu olmayan, eğer erbaş ya da işte askeri öğrenci düzeyinde insanları müebbetle yargıladılar ve içeride tutuyorlar, tuttular. Onu dile getiren mühim bir semboldü Melek Çetinkaya. Çok güzel kareler bunlar. Kadınları görüyor musunuz? Nasıl ağırlıktalar? Nasıl etkililer? Nasıl bir sessiz çoğunluk olarak oradalar? Gerçekten çok etkilendiğimi ifade etmeliyim. Selahattin Sevin'in özellikle kadınları çektiğini zannetmiyorum ama çektiği her kadında kadınlar ön plandalar. Enes Kanter konuşurken Suvari oradaydı. Güzel bir mini konser verdi. Birkaç elbette dönemi anlatan, dönemin ruhunu yansıtan şarkılara imza atmış bir sanatkar. E, tebrik etmek gerekiyor. Yağmur yağdı sonra. İlk yarısı güzeldi hava ama ikinci yarısında. Fakat buna rağmen gitmedi kimse. Orada yağmurluklarıyla durdular ve bugüne iştirak ettiler. Bugüne katıldılar. Benimle selamlaşan herkese, herkese iyi ki buradasınız dedim. Öyle dediğimi zannediyorum. Başka buna yakın cümlelerde kurmuş olabilirim. Evet, orada olmak ve bunu paylaşmak önemliydi. Güvenlik önlemleri olması gerektiği gibiydi ama yani 10 tane polis saymadım gerçekten. Çünkü onlar da biliyorlar bu eylem her sene yapılıyor. Barışçıl bir eylem. Buradan bir zarar gelmez. İnsanlar toplanacaklar, bildirilerini etkinliklerin, bildirilerini okuyacaklar, etkinliklerini yapacaklar, dilekçelerini verecekler, birkaç slogan atıp gidecekler. Onlar da biliyorlardı ve son derece sakin karşıladılar. Hilal Nesin de oradaydı. ilk defa karşılaştım. Nesin'e selam yolladım aracılığıyla. Bir kere de buradan ileteyim. Çok güzel bir konuşma yaptı, etkili bir konuşma yaptı. Kalabalığı coşturdu. Hangi dünyadan olduğu önemli değil. Adalet için burada izledi. Yani sahnedeki konuşması buydu. Bunu anlatıyordu. Ee, gerçekten duruşuyla e, ve özellikle e, kadın kitleyi hareketlendirmesiyle Hilal buradan da alkışlıyorum. Evet bu da sahnede Selahattin Sev'i hemen arka planda çekmiş. Mühim bir etkinlikti, mühim bir gündü dün. Umarım... E, Önümüzdeki sene çok daha geniş katılımda olur. Yani 3500 ve üzerindeki rakam yetmez. Hayır bunu 5000'lere 10.000'lere taşımak gerekiyor. Ve mahkemenin, konseyin kararlarını takip etmesini temin etmek, sağlamak gerekiyor. Bugün Yani o gün eylem zamanıydı, direniş zamanıydı, itiraz zamanıydı ve bu yapıldı. Çok iyi, etkili bir biçimde yapıldı. Ve bunun da takipçisi olmak gerekiyor. Geciken adalet olmazsa... Geciken adalet konusu daha doğrusu... Adalet olmazsa, adalet gecikirse hemen her şey sarpa sarar. Bu siyasette de böyle, ekonomide de böyle ve yaşadığımız her gelişme de böyle. Mahve İlmez'e ekonomist yöneltilen soruyu çok önemsiyorum. İki kere ekrana getirdim, bir daha getirmeyeceğim. Öncelikle hukuk diyor. Öncelikle hukuk, hukuk, hesap verilebilirlik, düşünce hürriyeti, fikir hürriyeti. Adalet. Peki ya diyor ki ona soru soran. Yani ekonomik gelişmelerde diyor. Yani şimdi hukuk adalete hocam diyor bir kenara bırakalım. Ekonomik olarak ne yapılabilir? Ya hiçbir şey yapamazsın diyor. Yapsan bile palyatif olur. Geçici olur. Gene mutlaka hukuka ve adalete dönmek zorundasın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları başta. Türkiye kendi hukukunun, kendi mahkemelerin kararını da uygulamadı. Kendi anayasa mahkemesinin de kararlarını uygulamadığı için iki yakası bir araya gelmiyor ve yabancı yatırımcı kaçıyor. Ve siyaset. Şimdi üç bilinmeyenli bir den denklem'e döndü olay. Yani Mansur yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Yani bugünkü gidişat Erdoğan diyor. Zaten Metropol anketi de şu anda sarayda çok konuşulan Metropol anketi de öyle söylüyor. Cumhurbaşkanlığı oranın e, seçiminde Erdoğan'ın oyu kaç? Bakın hala. 10 sene sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan oyu kaç diye konuşuyoruz ve Erdoğan favori olarak gösteriliyor. 10 sene önce Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 10 Ağustos 2014. 10 sene sonra Ekim 2024'te hala bunu konuşuyor olmamız bile abestir. Ve Türkiye'de nasıl bir rejim inşa edildiğinin bir fotoğrafıdır, bir resmidir, bir sonucudur aslında. Fakat enteresan bir şekilde İmamoğlu mu Yavaş mı Erdoğan mı mevzusu oluyor. Sarayda çok konuşulmuş Metropol'ün anketi. Erdoğan %28,5 oy alıyor. Mansur Yavaş 24,2. Ekrem İmamoğlu 18,2. Daha önce bu anketi getirmiştik. Fakat Selahattin Demirtaş'a da %9,7 oy çıkıyor. Sarayda konuşulan kısmı şu. Seçim ikinci tura kalırsa ikinci tercihlerde yani ilk turda yaptığınız verdiğiniz oy dışında ikinci turda nasıl bir oy dağılımı çıkıyor? İmamoğlu 27.6 çıkıyor, Mansur Yavaş 21.9 çıkıyor, Erdoğan 7.4'e düşüyor. Yani ikinci turda Erdoğan kaybediyor. Fakat İmamoğlu ile Mansur Yavaş başa baş gibi görünmekle beraber İmamoğlu'nun 5-6 puan fark attığını görüyoruz. Üçlü bir yarış senaryosundaysa Erdoğan 28.6 oy alıyor. Şimdi Erdoğan üçlü bir yarış senaryosunda 28.6 oy oranı alıyorsa Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kaç alıyor? Mansur Yavaş da 28.6 alıyor. İmamoğlu 24.6'ya geriliyor. Yani bunu sormuşlar. Bütün adayları katarak da değil. İkili, üçlü, ikinci tura kalırsa böyle bir durumda bu üçü önde görülüyor. Fakat üçlüde... Ekrem İmamoğlu biraz geride kalıyor. İkili de ise Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı geçiyormuş gibi görünüyor. Bu konuşuluyor. Ama e, ondandır zaten Mansur Yavaş ortaya çıktı. Partim isterse aday, adayım dedi. Ekrem İmamoğlu yalnız tek başına. Bütün bunlara ara bakacağız. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hikayeye ve dün evvelki gün yaşananlara sadece bir mercek tutup, bir büyüteç tutup geçeceğim. Şimdi bir iki saat önceki konuşmasında MHP'nin başındaki kişi size çürük demiş. Bir sürü de hakaret sıralamış. Ve siz bir iki saat sonra genel kurul açılınca onun ayağına kadar gidiyorsunuz, tokalaşıyorsunuz, gülümse gülümsüyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki daha önce yapılanları aynen sürdürmek üzere genel başkanlık yapacak olsam bu akışı değiştiremem. Sonra aynı şeyi resepsiyonda da yapıyorsunuz. Ayağına kadar gidiyorsunuz. Falan. Enteresan bir şekilde Devlet Bahçeli de size diyor ki yani üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Yani o da ya yaşanan her şeyin siyaseten olduğunu söylüyor filan. Muazzam bir onursuzluktur bu. Muazzam bir yani insaniyet namına söylüyorum. Yani insanlık adına bu kelimeleri, bu cümleleri kuruyorum. Ne derece bir onurunuz var, ne derece bir kaliteniz var, ne derece bir saygınlığınız var veya itibarınız var. Halkta bir karşılığınız var. Varsa bütün bunların hepsini sıfırlıyorsunuz. Ben size soruyorum. Bir iki saat önce tüm Türkiye'ye karşı ekranlardan milyonlara karşı öyle dar dairede kapalı dairede de değil. Size çürük diyen birini provokatör diyen birini bir iki saat sonra ayağına gider elini sıkar mısınız? Ondan bir, birkaç saat sonra da resepsiyonda gene yanına gider hoşbeş eder misiniz? Erdoğan gelince işte CHP grubu ayağa kalkmış. CHP grubunu anlatamamış Özgür Özel derdini. Neden? Hilal Köylü'nün tespitlerine göre 57 CHP'li milletvekili genel kurula katılmamış Erdoğan konuşurken. Altısı da Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmamış. Topladığınızda 63 ediyor. CHP grubu kaç kişi? 127 kişi. Yani yarısını ikna edememişsin. Tam yarısını. Kendi grubunun yarısını ikna edememişsin. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediklerinden dolayı kırıldım. Bahçeli'ye kırılmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na kırılıyor. Devlet Bahçeli'nin akıl sağlığı falan konuşuluyor da Devlet Bahçeli'nin akıl sağlığında bir problem olduğunu zannetmiyorum. Çünkü o biraz önce zaten Özgür Özel'e söylemiş. Siyaseten söylediğimiz konuların üzerinde durma diyor. Ya yani ben sana küfrederim. Sana senin gazetecilerini tehdit ederim. Parmak sallarım. Her şeyi yaparım. Sonra gider benim ülkücülerim. Onları tartaklar döver. Bacaklarına sıkar. Gerekirse infaz eder. Ya bunlar siyaseten olan şeyler. Üzerinde durma bunların diyor. Özgür Özel de yok yok efendim falan diyerek devam ediyor. Ne söylediğini bakmadım bile. Serok Ahmet dedi. Ahmet Davutoğlu'na da Türkiye'nin birikiminize ihtiyacı var falan demiş Devlet Bahçeli. Şimdi bunun üzerinden diyorlar. Ya sen kürsülerde ağzına geleni söylüyorsun. Resepsiyonlarda yan yana gel geldiğinde de iltifat ediyorsun filan. Hayır bu akıl sağlığı problemi değil. Bu devlet Bahçeli'nin Türk siyaseti bu biçimiyle çözdüğünü, halkı bu biçimiyle çözdüğünü ve bu şekilde de 10 yıldır belki daha uzun bir süredir siyaset götürdüğünü gösteren mühim bir karine. Ayağına gidenlerde problem var. Onu söylemeye çalışıyorum. Sinan Ateş davasında 5 tane ağırlaştırılmış müebbet verildi ama yığınla veriye rağmen, ipucuna rağmen, delile rağmen saldırganların MHP Genel Merkezi ile ilişkisi ortaya konmadı. Ve sani, gözü yaşlı Saniye Ateş, Sinan Ateş'in annesi, ablası Selma Ateş, eşi Ayşe Ateş o kadar temas yaptılar. Aylardır liderler düzeyinde medyada çıkmadıkları kanal kalmadı. Sonrasında da gene onlara parmak saldırıldı. Hatta Selma Ateş'e de Bahçeli'nin veya MHP'nin yönlendirdiği bir ekip saldırdı veya işte ne bileyim taciz etti. Allah o devlet bahçelinin canını almasın demiş Saniye Ateş. Ne yaptı benim oğlum ona? Şimdi başta açılışını yaptığımız bahçe dönelim. Şimdi üçlü bir savaş var. Adaylık savaşı var. Ahmak davası. Ekrem İmamoğlu yalnız çevresinde de kimse yok. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Bizzat dilekçe vererek duruşma talep etti. Yani diyor ki benim hakkımda ne yapacaksan yap kardeşim. Bu ortaya çıksın. Sonra da devamında Millet İmamoğlu nerede görmek istiyorsa ne yakıştırmışsa İmamoğlu orada olacaktır diyor. Adaylığını ilan etmemiş ama çeyrek var. Öbür tarafta Mansur Yavaş adaylığını ilan etti zaten. Yalnız şeye baktığınızda, Özgür Özel'e baktığınızda bence siyasi yasak istinafta onanacak demiş. Yani CHP Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağının onanmasını da satın almış durumda. Bu derece yalnız. Anketlere baktığınızda ya oyları düşüyor ya da oyları düşük gösteriliyor bilmiyoruz. Fakat haftalardır söylediğim Ek Ekrem İmamoğlu yalnız e, iki kelimesini destekleyen gelişmeler bunlar. Bambaşka bir oyun kuruluyor, bambaşka bir noktaya gidiyor. Ama Türkiye'nin ve Türkiye kamuoyunun veya demokrasi güçlerinin Önümüzdeki üç buçuk yıla tahammülü var mı bilmiyorum. Veya tahammül edecekse, edeceklerse nasıl tahammül edecekler? Enflasyon rakamlarına bakar mısınız? TÜİK 49 açıklamış. Enak 88 diyor. Neredeyse 2 katı bir fark var. Yani TÜİK'in açıkladığı enflasyonun 2 katına neredeyse çıkmış. Enak enflasyonu 3 üç üç haneli rakamlardan 2 haneye düşmüş ama. Onun için önermemiz net. Adalet yoksa, hukuk yoksa ekmek yok. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu yayının bu yaptığım manşetin ana temasıyla buydu esasen. Strasbourglaştık enflasyonla kapatıyoruz ama unutmayın, hukuk yoksa ekmek yok. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.